Sar kaynağı da Arsio'ya anında kilitlendi. King Gangplank'ı aldı Licorice'in Ornn'una karşı ama biz bu eşleşmeyi çok kez izledik üst koridorda orada. Genelde Ornn'ların seviye 5-4 civarında Gangplank'ı düşürdüğünü görüyoruz zaman zaman. Svenskeren'in farkında değil, ani hasarla Spirit düşürebilir Svenskeren'ı. O arada çalmayı başardı mı acaba? Ya çok tehlikeli. Spirit aldı ama korkutuldu orada. Vücut darbesi bekleme süresi ve bekleme süresi çok yüksek. Jensen buraya yaklaşıyor. Spirit mavi güçlendirmeyi alıp acaba ilk kanlamayı ödeyecek bunun bedelini. Fıçıyı bıraktı oraya. Üst taraftan Licorice de geliyor. Çift güçlendirme Jensen'e geçecek mi? Çok güzel. Svenskeren'i aldı onu ilk kan. Svenskeren'in de. Şimdi Tusun yakalandı orada. Agresif oyunuza ezildim. Tusun sıçrasını kullanıyor. Sneaky'nin başı dertte. Sneaky arındırını kullandı. Orada Dreamer. Harika bir deşenok. Skor aldı. Zazzle'dan düşebilir. Zazzle'dan son anda sıçra. Dener mi acaba ultiyi Svenskeren? Ultiyle birlikte rakibin üzerine gitti. Şimdi Spirit geldi ama çok geç kaldı. Ve burada skor çıkıyor. Zazzle odaklandı orada. Zazzle düşebilir. Zazzle düştü. Kramer seviye 6'ya ulaştı. Burada Svenskeren ve Sneaky öne çıkamıyor. Infaz, bu arada kullanılan bir güzel ulti vardı orada Kramer'dan ama iyi cevap verdi Sneaky. Oyun boyunca olabildiğince o yampirleri kontrol etmek isteyecek doğru, bence. Alt koridorda ulti kullanıldı. Yakalandı orada Zazzle sıçrası var. Şimdi gölge fırlayışıyla geri çıktı orada. Karşılıklı sıçralar. Bu arada Svenskeren'den gelen ulti var. Varus'un üzerine odaklanıyor. Sıçra güzel geldi Kramer'dan. Svenskeren yakalanacak mı acaba? Svenskeren biraz önde kaldı. Güzel bir Zazzle'dan. Orada Zonya kullanımı ama. Hem Zazzle düştü hem de Svenskeren düştü. Sneaky buradan çıkabilecek mi? Tusun'dan bir derisinin yüz daha geldi. Kramer'ın canı az. Burada Sneaky 3'e 1 bile yapabilir. Split'ten vücut darbesi güzel sıçra. Sneaky neden devam etmiyor? Kramer hasarından ülktü orada ama üst koridorda da bir ulti kullanıldı. Hocan çağrısı geldi. Sneaky orada Kramer'ı yavaşlattı. Sneaky bir skor da alabilir ama çok temkinli oynuyor burayı. Şurada bir Karthus nesline ihtiyacı var Cloud9'ın. Şimdi kullandı. Yok, ama geldi. Hayır görmedi. Gördü üzerine şey bıraktı yükü. Bu arada Licorice'den inanılmaz bir hasar. Kane'i orada havaya savurdu. Kane şimdi canını yeniliyor. Üst koridora kullanılan bir ulti var. Svenskeren buraya geldi. Güzel bir orta kronometre. Çıkabilecek mi acaba? Licorice çok fazla hasar aldı. Licorice kaçabilecek mi orada? Kane skor alıyor. Svenskeren'i koruyamıyor orada ve Licorice sıçrasını kullanmadı. Bitirebilmek için bu arada orada Jensen yakalandı bir ulti kullanımı geldi. Oradan 3 kişi havaya savuran ve ocağın çağrısı. Bu arada canlar çok azaldı. Svenskeren'in üzerine kullanılan birlikten kuvvet doğar var. Orada hayatta tutmayı başaracak ama Cloud9 tarafında canları az. Kramer'dan bir deşenok geldi. Cruiser'ine infaz kullanılıyor. Sneaky ve Licorice devam edecek mi acaba buraya? Çok agresifler. Yan taraftan bir musibet zinciri geldi. Ama çok bir işe yaramayacak gibi. Çıkardı. 2 skor var Afrika Felix'in. Licorice ön tarafta. Çok iyi bir o noktada hamle gördük. Yalnız Tusin burada düşmek üzere. Jensen girdi araya. Jensen düşüyor Kramer'ın hasar şu anda çok yüksek. Licorice burada resmen takım arkadaşını yemledi. Işından kullanılabiliyor. Svenskeren'in içeride sıkışmış olabilir. Sıçrası yok Svenskeren'in. Yan taraftan King geldi. Sneaky'nin canı bayağı azaldı orada ve buraya kadar altını Kramer'da. Kramer orada deşen nokta skoru aldı. Svenskeren'in düşecek içeride. Ama gitmeden önce animation'ı aldı Svenskeren'in. Şu anda içeride hiç totem yok Cloud9'ın. Ornn'u bekliyor ama. Baron'un canı bayağı azaldı. Ocağın çağrısı geldi. Jensen içeri girdi şimdi orada. Havaya savrulan bir isim var. Sprint düşürebilecekler mi acaba? Galio ultisi geldi. Baron düşmek üzere. Skor almayı başardı. 300. 16. Çaldı Licorice. Baron'u çaldı Licorice. Oyunu mu kurtardı acaba? Çok fazla sar Jensen. Bir skorla yetiniyor orada ama. Toplamda 2 skor daha doğrusu. Yalnız Baron Cloud9'da. Yani orada Eskala elinden bir tane daha Q çıksa 16 canı gördük. Olacaktı. 16 canı gördük Baron'da. İnanılmaz. Arka arkaya akılanmaz atalar geliyor. Bu arada Zazzle görüş verdi orada. Ve Svenskeren Paranoia ile birlikte skor aldı. Burada ulti deneyebilir aslında Kramer'a. Svenskeren'e girebilir şimdi. Ocağın çağrısı geldi. Svenskeren kime girecek? 4 kişi havaya savruldu burada. Ön tarafta kalan bir Tusin var. Şimdi ulti kullanıldı. Galio'dan arka tarafa bir ulti. Ama Spirit düştü burada. Licorice'in canı çok az. Licorice'in üzerine birlikten kuvvet doğar geliyor. Sneaky'den kullanılan bir arındır var. Kramer'ın üzerine girecek mi? 4 kişi yerine buladı. Koruyucu melek devrede. Ama burada Jensen'i kaybediyor Cloud9'dan. Şimdi oraya girmek istiyorlar. Kramer'dan arkasını sıçra. Sneaky çıkabilecek mi? Kramer skoru aldı. Kramer 2'de 2 yaptı. 3'te 3 yaptı. Ve bu savaşı kazandırdı. Onu düşürmek yetmedi çünkü koruyucu melek var. İşte koruyucu melek buna yarıyor ve Kramer hayatta kaldığı müddetçe hiç kimse onun hasarına ulaşabilecek güçte değil şu anda. Canınızda 3500 civarlarında. Rakip ormandaki görüşü tamamen almak istedi Cloud9. Bir deneme tüsünden orada yakaladılar. Licorice'i arka tarafa sarkmayı deneyebilir orada sarktığı gibi. Jensen orada kışkırtıldı kendi üzerinde kullandı ultisini. İyi bir organizasyon değil aslında Cloud9'dan ama yakalanan orada Spirit var. Kramer'e kaldı. Kramer'ın canı çok az. Arka tarafa sarkacak mı? Jensen yeteneğini kullandı ve Zonya'yı kullandı orada. Tusin'den kullanılan ölüm rızası ama Kramer'ı düşüremediler. Sneaky orada skor aldı. Bu Baron anlamına gelecek Cloud9 adına. O yüzden öndeki
şampiyonları sanki eritmek daha mantıklı olabilir. Tabii Sneaky'nin canı da fazla şimdi değil ama tekrar deneyecekler burayı. Bakalım kim odaklanacaklar. Gangplank'e Keen düşüyorlar bu sefer. Keen düşecek mi? Evet Keen düştü. Arka safları sarkmak istiyor. Jensen kendi üzerinde kullandığı ultisine zaman kazandırıyor takımına. Kramer kaçmaya çalışıyor oradan. Kramer üzerine gitmeyi tercih etti Jensen. Çünkü Galio'yu düşürdüler. İşte istediği. Ve daha doğrusu senin söylediğin buydu Scarlett. Galio için. Galio arkada. Son savunma giriş istiyorlar. Kapandı. Oo, buraya girdi ama gelişine gelen bir ölüm cezası var. Şimdi araya girdi inanılmaz bir alan hasarı. Orada harika bir oyun. Kramer da düşecek burada. Bitti. Cloudline 3-0'a gidiyor. Cloudline 3-0'a gidiyor. 2 skor, 3. skor geldi orada. 2 skorlu yaşında. Diğer 2 skorda Jensen'de. Hatta 3.'yü de almış. Dakika 35. Cloudline yarı finalde Afrika Freaks evine geri dönüyor ve çeyrek finalde bir maç dahi alamıyor Cloudline'a karşı. Bir Kore takımı bir NA takımına karşı dünya şampiyonası çeyrek finalinde 3-0 eleniyor ve dünya şampiyonası yarı finalinde herhangi bir Kore takımı yok.